Modum danışmanlıktan herkese merhaba. Türkiye'de bulunan yabancıların hayatlarını kolaylaştırabilmek için bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine doğru bilgilerle karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Sevgili izleyenler, Türkiye'de yasal kalış hakkınızı 90 günden daha fazla ihlal etmişseniz ülkenize giderken vize veya ikamet iz ihlalinden kaynaklı idari para cezanızı ödeseniz bile Türkiye'de kaçak kaldığınız süreyle orantılı 1 aydan 5 yıla kadar kademeli olarak giriş yasağı alacağınızı artık muhakkak biliyorsunuzdur. Çünkü bunu bilmeyen duymayan pek kalmadı. Peki bu durumdaysanız şimdi ne yapmalısınız? Bugün bu konuya değineceğim. Değerli izleyenler, Türkiye'de yasal kalış hakkınızı 1 aydan daha az süreyle ihlal etmişseniz, idari para cezanızı ödeyip de Türkiye'den çıkış yaparsanız, Türkiye'ye en fazla 3 ay giriş yasağı alacaksınız. Olup olacağı hepsi bu. Bu dünyanın sonu değil. Vizeye tabi olmayan bir ülkenin vatandaşıysanız söz gelimi Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Fas ya da İran gibi ülkenize döndüğünüzde bu 3 aylık süreyi beklemeden Türkiye'ye geri gelebilmek için boşu boşuna Türkiye temsilciliklerinden vize almaya uğraşmayın derim. Çünkü vize başvurusu yapmak, bunun sonuçlanmasını beklemek nereden bakarsanız bakın zaten 2-3 ayı bulacak. Bu nedenle vize alsanız dahi bunun bir önemi kalmayacak. Neredeyse vize başvurunuz onaylanana kadar giriş yasağınızın süresi dolmuş olacak ve boşu boşuna para harcamış olacaksınız. Öte yandan vize alacağınızı varsayacak olsak bile yurt dışında 3 ay beklemeden Türkiye'ye geldiğinizde şartlı giriş yapacaksınız ki bu da sizin için başlı başına farklı bir probleme sebep olabilir. Bu nedenle hakkınızda koyulan 3 aylık giriş yasağı sürenizi ülkenizde bekleyip daha sonra Türkiye'ye gelmek ve geldiğinizde de mutlaka ikamet izni almak sizin için en doğrusu. Fakat Türkiye'de 1 yıldan daha fazla yasal kalış hakkınızı ihlal ettiyseniz bu defa Türkiye'ye en az 1 yıl veya daha fazla süreyle giriş yasağı alacağınız için ülkenize döndüğünüzde vize almak için uğraşmaya değer. Ancak Türkiye'ye 1 yıl veya daha fazla süreyle giriş yasağı alıp da ülkenize gittikten sonra bir an önce Türkiye'ye geri gelmek isteyip de bizimle iletişime geçtiğinizde inanın bana sizin için her şey çok zor olacak ve bir manada artık iş işten geçmiş olacak. Bu nedenle kıymetli izleyenler, Türkiye'de 1 yıldan daha fazla vize veya ikamet ihlaliniz varsa ülkenize dönmeden en az 2 hafta önce ofisimize gelirseniz Türkiye'den çıkarken ne kadar süreyle Türkiye'ye giriş yasağı alacağınızı ve ne kadar idari para cezası ödeyeceğinizi hesaplar, daha sonra da bir an önce Türkiye'ye geri dönebilmeniz için neler yapabileceğimizi konuşur, mutlaka bir çözüm yolu buluruz. Tabii çözümü de aslında vize almaktan başka bir şey değil. Unutmayın, Modum Danışmanlık size her zaman doğru, yasal ve tabii ki ekonomik çözümler sunar. Yakında bir başka konuda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın.